Merhaba gençler. Terahat Birgen hocamın hazırladığı 7. sınıfta alan problemleri 2 ile dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Sorulara başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar birinci soruya bakalım. Eşit alana sahip aşağıdaki çok karelilerden hangisinin çevresi diğerlerinden farklıdır diye soruyor. Öncelikle sayalım arkadaşlar. Arkasından ben hangisinin çevresinin daha farklı olduğunu kısa bir şekilde anlatmaya çalışırım. Bakın çevreleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim olması lazım. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birimdir. Peki arkadaşlar ben her seferinde bu şekilde sayacak mıyım? Veya direkt olarak ben mesela burada 5 şıkkını görebilir miyim? Elbette görebiliriz arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Eğer karelerde arkadaşlar temas arttıkça kenarları birbirine daha çok temas ediyorsa o zaman bunun çevresi azalır diyeceğim arkadaşlar. Bakın temas dediğim şu kenarları şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada bu karenin arkadaşlar 1, 2, 3 yere teması var. Ama burada arkadaşlar baktığınız zaman birçok karenin sadece bir tane teması var. Temasımız ne kadar çoksa çevremiz o kadar az olur diye söyleyelim. Evet, dördüncü soruya bakıyorum. ABC'de bir dikdörtgen olduğuna göre taralı alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar yapmamız gereken şey önce karar vermem gerekiyor problemlerde. Ne yapmam gerekiyor? Öncelikle dikdörtgenin alanını bulalım diyorum. Daha sonra bakın burada 1, 2, 3, 4 diye numara veriyorum. Bu üçgenlerin alanını bulurum. Dikdörtgenin alanından çıkartırız diye söyleyelim. Öncelikle dikdörtgen alanı diyorum arkadaşlar. Bakın uzun kenarımız 10. Kısa kenara baktığım zaman arkadaşlar 8. O halde alan eşittir 10 çarpı 8'den 80 santimetre karedir diyelim. Şimdi bir numaradan başlıyorum gençler. Bir numaralı üçgene bakıyorum. Bir kenarı 2, diğeri 4. 2 çarpı 4 bölü 2'den alan nedir arkadaşlar? 4 santimetre karedir. 2 numaraya bakıyorum. Arkadaşlar toplamı 8'di. Burası 2 ise buraya 6 kalır. O halde 2 numaranın bir kenarı 6, diğeri 3. 6 çarpı 3 bölü 2'den 18 bölü 2, 9 santimetre karedir diyorum. 3 numaraya bakıyorum gençler. 6 ve 6 kenarları. 6 çarpı 6 bölü 2'den 6 kere 6, 36 böldüm 2'ye 18. 4 numaraya bakıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 gördüm. Toplam 10 olacaktı. O halde burası 7 olmalıdır diyorum. Ve 4 numaralı üçgenin alanı 2 çarpı 7 bölü 2'den sadeleştirdim. 7 santimetre karedir diyorum. Şimdi alanları toplayalım arkadaşlar. 4 artı 9 artı 18 artı 7. 18 ile 7'yi topladım. 25. 9 da topladım. 25, 9 da arkadaşlar 34. 4 ile topladım. 38. 80'den arkadaşlar dikdörtgen alandan üçgenlerin alanları toplamı 38 çıkaracak olursak da 42 santimetre kare olur. Bu ortadaki şeklin alanı diyorum. C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Geometrik şekillerin alanlarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Birden başlıyorum arkadaşlar. Birinci şuradan hesap edelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 birim karedir. Devam ediyorum. İkinciye bakıyorum arkadaşlar. İkinci bir nedir arkadaşlar ikinci bizim için? Evet. İkinciye baktığım zaman bir paralel kenar görüyorum. 1, 2 tabanımız. Yüksekliğe bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O halde 2 çarpı 6, 12 birim kare. Üçüncüye bakalım gençler. Üçüncüsü yine bir yamuk olarak gördüm. 1, 2, 3 alt taban, üst taban 1. Yükseklik 1, 2, 3, 4, 5, 6.
O halde 3 artı 1 çarpı yükseklik bölü 2 idi. Bakın buraya düzenlersen 4 çarpı 6 bölü 2'den sadeleştir arkadaşım. 3, 4 kere 3, 12 birim kare olur diyoruz. O halde ne olması gerekiyor arkadaşlar? Baktığımız zaman küçükten büyüğe doğru gidiyor. 1 küçük olacak, diğerleri eşit olacak. 1 küçük, diğerleri ikisi eşit olacak diyorum. Evet. D şıkkına baktığımız zaman 1 küçüktür, diğerleri birbirine eşittir arkadaşlar. O halde sorumuzun cevabı D şıkkı olur diyorum. Evet, 5. soruya bakalım gençler. 5. soruda birim kareler üzerine çizilmiş taralı şeklinde alanı kaç birim karedir diye sordu. Arkadaşlar yapmamız gereken şey tane tane sayabilirim, sıkıntı yok. Veya bildiğimiz arkadaşlar şekli çevirmemiz gerekir diyorum. Şimdi nasıl yapsak diye düşündüm arkadaşlar. Direkt elime bir doğru parçamı alıyorum. Bakın yukarı paralel kenar. İkinci yamuk oldu arkadaşlar. Evet. Hatta şunu şöyle keselim. Yani böyle yapalım, fark etmez. Evet, burayı arkadaşlar bu şekilde kesersem şöyle bir sıkıntı olacak. Şurayı sayamıyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Evet, burayı sayamadığım için biraz farklı yapmak zorundayım. Şurayı üçgene çevireyim. Burası da üçgen olsun. Çünkü tam saymamız gerekir gençler. Aynen. Böyle yaparsam daha pratik olur diye düşündüm. Şimdi kalemimi alıyorum. En üstten başlıyorum. Paralel kenardan. Şuraya bir numara diyelim. 2, 3, 4, 5 ve 6. Elbette bunun başka yolları var mıdır? Vardır diyelim arkadaşlar ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. 1'e bakıyorum. 1, 2, 3, 4 taban. Yükseklik 1. 4 çarpı 1'den 4 birim karedir. 2'ye bakıyorum. Bir üçgen gördüm arkadaşlar. Taban 1. Yükseklik arkadaşlar bakın buraya kadar 1, 2, 3. O halde 3 çarpı 1 bölü 2'den 1,5 olur arkadaşlar. Devam ediyorum. 3 numaraya bakıyorum bakın. 1, 2, 1, 2. 3 numaranın alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den sadeleştirin 2'dir. Devam edelim 4 numaraya bakıyorum. 4 numara bir yamuk oldu arkadaşlar. Tabana bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer tabana bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Yükseklik 2. Hadi 4 numara diyorum. Alt taban arkadaşlar 5 artı üst taban 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çarptım yükseklikle. Böldüm 2'ye. İkiler gitsin arkadaşlar. 12 birim olur diyorum. Devam ediyorum 5 numara. 5 numara bir dörtgen olur arkadaşlar. Dik dörtgen daha doğrusu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 3 kere 5, 15 birim olur diyorum, birim kare. Son olarak 6'ya baktığım zaman 1, 2, 3, 1, 2, 3. O halde 3 çarpı 3 bölü 2'den 4,5 olur diyorum. Arkadaşlar öncelikle şu 2 ile 6'yı toplayalım, buçuklu çünkü. 4,5 artı 1,5, 6 birim karedir diyorum. Şimdi diğerlerini topluyorum bakın. 4 artı 2 artı 12 artı 15. Bir de bunu toplamıştım. 6'yı da buraya ekledim. Topluyorum gençler. 4, 6, 12 daha, 18, 28, 5 daha arkadaşlar 33, 39. Evet, toplama 39 birim kare olur diyoruz. Ve cevabım C şıkkı olur diyelim. Elbette arkadaşlar isteyen arkadaşlar bunları teker teker birim olarak da sayabilirler diye söyleyelim. Evet, bu tercih tamamen size kalmış diye söyleyeyim arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. İsteyen arkadaşlar dedim yani şunları sayabiliriz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 tane arkadaşlar tamlardır. Daha sonra diğerlerini arkadaşlar yarımları birleştireceğim. Şimdi bakın şu iki yarım bir tam yapar. Artı bir dedim. Devam ediyorum bakın. Bu yarımla bu yarım bir yapar. Artı bir dedim. Onlar da gitti. Bakın arkadaşlar şu iki yarım bir yapar. Gitti. Devam ediyorum bakın. Bu iki yarım bir yaptı. Gitti. Şimdi ne kaldı arkadaşlar?
Bakın şurada bir yarım kaldı. Buraya dikkat edelim. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz şöyle 3'ün yarısı arkadaşlar. Yani 3'ün yarısı 1,5'tür. 2 de burada, yarım da burada var arkadaşlar. O halde 2 de burada vardır derim. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 9. 3'ü de ekledim. İstersen 39'u bu şekilde de bulabilirim diye söyleyelim arkadaşlar. Bunu da göstermiş olduğum için daha iyi oldu diye düşündüm. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Matematik arkadaşlar unutmayalım, asla ve asla sadece bir yol vardır demiyoruz. Birden fazla yol olduğunu tekrar söylemiş olalım. Evet, üçüncü soruya bakıyorum. Birim karelerden oluşan şeklin çevresi 144 birim ise alanı kaç birim karedir diye sordu. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Çevresini verdiği için kaç tane kenardan oluşuyor arkadaşlar? Çevresini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Arkadaşım böl 144'ü 36'ya. Bir tanesinin arkadaşlar 4 birim olduğunu söylüyorum. Şimdi bir tanesi 4 birimse gençler. Bak bir tanesi 4 birim dedik. O halde diyorum ki alanı sorduğuna göre bir tanesinin alanı öyle yazayım arkadaşlar. Alan 4 çarpı 4'ten 16 birim karedir. Peki kaç tane var arkadaşlar burada? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane var. O halde şeklin alanı diyorum. (16 × 17) Çarpalım arkadaşlar. 6 kere 7, 7 kere 6, 42, elde var 4. 7 kere 1, 7, 4 daha 11. 1 ile çarpıyorum. 16. Topladım arkadaşım. 2, 7 ve 2. Evet, 272'yi de A şıkkında gördük diyorum. Evet, devam ediyorum. 6. soruya geçiyorum. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin içerisinden paralel kenar şeklinde eş iki yol geçmektedir. Buna göre yeşil alanlar toplamı kaç birim metrekaredir diye soruyor. Arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Dikdörtgen şeklinde arkadaşlar. Benim buradan şu yeşil alanların alanları bulmam gerekiyor arkadaşlar. Peki nasıl yapıyoruz bakalım. Şimdi birinciye bakıyorum arkadaşlar. Bu benim için nedir? Bir yamuktur. Hadi yamuğun alanını hesap edeyim diyorum. Şöyle bir yazmadan da yapabiliriz. Evet. Alt taban belli. Üst taban belli. Şöyle yukarıdan kullanacağım arkadaşlar. 14 artı 6 çarptım yükseklik 12 arkadaşlar. Böldüm 2. 14 6 da 20 çarpı 12 bölü 2. Yap sadeleştirmeyi. 11. Evet, alanı 120 metre karedir. Diğerine bakıyorum arkadaşlar. Bu da 14 çarpı 6 arkadaşlar. Yine yükseklik aynı. O halde bu da 120'dir dedim. Bakın işimiz kolaylaştı. Son olarak neye bakıyorum? Üçgene bakıyorum. Yüksekliğimiz aynı arkadaşlar. 12. Tabanımız belli. O halde 12 çarpı 12 bölü 2'den 144 bölü 2. Bu da 72 olur arkadaşlar. Evet. Ne yapmamız gerekir? Bunları toplamam gerekir diyorum. Şimdi 120 artı 120 artı 72 diyorum. Topla arkadaşım. 2, 7, 4 daha 11 elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde 3 arkadaşlar. Şimdi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Şu yola bakıyorum şimdi. Yeşil yola bakacağız. Şimdi bu benim için 312 metre bulduk. Peki dikdörtgen alanı arkadaşım burada? Dikdörtgen alanına girmeme gerek var mı? Aslında sorunun cevabını bulduk diyorum. 312 metredir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı. Şimdi şıklara baktığım zaman 312'yi görmüyorum. O halde şıkları düzeltelim gençler. Şu 288 şuraya 312 yazıyorum. Ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Ferhat hocamla görüştüğümüzde şıkların arkadaşlar bu 312'yi söylemeyi unuttum baştan. Evet, 312 olması gerekiyordu C şıkkının ve sorumuzun cevabını C şıkkı olarak vermiş oluyorum. Evet, 7. soruya devam ediyorum arkadaşlar. Azra farklı büyüklüklerde boyalı kareler çizmiş ve içlerine birim kare cinsinden alanları yazmıştır. Buna göre 4 renge boyalı şeklin çevresi kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar öncelikle alan 25 ise bakın şuralar 5'er santimetredir. Evet, alanı 14 ise 4'tür diyorum.
Alanı 9 ise kenarlar 3'tür. Ve bakın burası da 1'dir diye söylüyorum. Şimdi şu küçükten başlayalım arkadaşlar. Bakın tamamı 3 ise burası 1 ise buraya 2 kalır. Devam ediyorum. Tamamı 4 arkadaşlar. Şu 16, alan 16 olan kareden bahsediyorum. Burası da 3 ise buraya 1 kalır. Yine arkadaşlar alanın kenarı 4. Bunun tamamı 5. O halde buraya 1 kalır diyorum. Ve bakın arkadaşlar şöyle düzgün bir şekilde toplayalım. 3 tane 5 var. 3 tane 5, 15. Artı 2 tane 4'üm var. 4, 4 daha 8. Artı 2 tane 3 var arkadaşlar. 6 yapar. Artı. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi diğer kalanların hepsini toplayalım. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Evet. Bunları toplayacağım. 15, 8 daha 23. 6 daha arkadaşlar 29. 7 daha 36 olur diyorum ve C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, yandaki soruya geçiyorum arkadaşlar. Her birinin çevre uzunluğu 14-18 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki iki eş fayanstan oluşmuş karesel bölgelerin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar çevre uzunluğu 18 santimetre ve iki eş fayans var diye söylüyor. Karesel bölge oluşmasını istiyor. O halde ben şöyle arkadaşlar iki tane dikdörtgen düşünüyorum. Ve aynı zamanda kare olacak arkadaşlar. İkisinin birleşimi. O halde benim kenarları vermem gereken sayılar arkadaşlar. Şimdi çevre 18 ise bunun kenarlarının toplamı 9 olmalı. O halde ben şöyle düşünüyorum. Bakın 3'e 6 olsun. Çünkü burasında 3'e 6 derim gençler. Ve bakın burası 6 olduğu için bir kare olur. Diğer türlü toplamları 9 olan 1 8 olur ama 1 8, 2 7, 3 6 gibi sayıları kullanabilirim. Ama bunları yan yana üst üste getirdiğim zaman bir kare elde edemem arkadaşlar. Evet onun için ben 3'e 6'lık alan seçiyorum. Evet alanlara baktığım zaman burası 6. Burası 6. O halde alan 6 çarpı 6'dan 36 olmalıdır diyorum ve C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, önce 8'in soruya bakalım. 14 eş A karesi ile B ve C karelerinden oluşan şekilde B karesinin alanı 625 santimetre karedir. Buna göre C karesinin alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Arkadaşlar öncelikle B karesine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane A'dan oluşuyor arkadaşlar. O halde ben şöyle düşünüyorum. Alanı 625 ise bir kenarın arkadaşlar ne olması gerekir? 25 çarpı 25 625'tir gençler. O halde bir kenarın 25 olması gerekir diye düşünüyorum. Bakın şu kenar 25 birim olmalı veya 25 santimetre olmalı diyorum. O halde arkadaşlar A'nın her bir tanesi bakın 5'er santimetre olmalı diyoruz. Evet 5 çarpı 5 25 olduğu için A eşittir 5 santimetre olmalı diyorum. A'yı 5 gördükten sonra arkadaşlar artık C'ye kolay diye düşünüyorum. Bakın buralar 5 olacak. O halde 3 tane 5, 15. Aynı şekilde arkadaşlar kare olduğu için burası da 15. O halde 15 çarpı 15 C'nin karesi 225 santimetre kare olmalı diyoruz ve B şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet 11'in soruya bakıyorum arkadaşlar. Bir büyük 3 eş küçük kareden oluşan şeklin çevresi 56 santimetre ise küçük karelerden birinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi dikkat ettiysek şu bakın büyük karenin bir kenarı 1, 2, 3 tane küçük karenin kenarına eşit. O halde ben buraya x dersem bakın buralar x'tir ama burası 3x olur. Bundan dolayı buralarda 3x olur diye düşünüyorum. Şimdi çevreyi verdiğine göre arkadaşlar o zaman topluyorum. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane x'ten oluştu çevre. Eşittir 56 diyorum. Buradan x'in değeri arkadaşlar ne olur? 4 santimetre olur diyorum. Benden küçük karelerin bir tanesinin alanı sordu. O halde alan eşittir. X'e 4 dediğime göre 4 çarpı 4'ten 16 santimetre kare olur. Ve B şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet. Temizleyerek geçiyorum arkadaşlar.
9'un soruya bakıyorum. Alanın 196 santimetre kare olan bir kareden her birinin alanı 49 santimetre kare olan 3 kare kesilip çıkarılmıştır. Buna göre yeni şeklin çevresi kaç santimetre, kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Alanı 196 ise başlangıçta 196 14 ile 14'ün çarpımı eşittir. O halde bir kenarı 14'tür diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burası da 14 ise alanı 49'du arkadaşlar. Çıkarılan karelerin 49 da 7 çarpı 7 eşitti. O halde arkadaşlar şöyle sayıyorum bakın. Burası 14. Devam ediyorum. Kaç tane 14'üm var? Şimdi arkadaşlar şu, bu ve bunun toplamı, bakın üçünün toplamı 14 olmak zorunda. Şöyle çıkardığım zaman arkadaşlar bu buraya eşittir çünkü. O halde şu gösterdiğim 3'ü 14'tür. Aynı mantıkla bakın bu, bu ve bu 14 olmak zorunda. Ve yine arkadaşlar buraya baktığım zaman bunun ve bunun toplamı 14 olacak diyorum. Yani 1, 2, 3, 4 tane 14'üm var çevre için. Şöyle çevre eşittir. 4 çarpı 14 diyorum. Artı arkadaşlar bakın ekstra olarak ne var? Bazıdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de 7'miz var. 6 çarpı 7. Çünkü her biri arkadaşlar 7 santimetreydi yukarıda gösterdik. Bunu toplarsan 4 kere 14, 56. Artı 6 kere 7, 42. Toplarsak ne olur arkadaşlar? 98 santimetre olur diyorum ve D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet 12. soruya bakıyorum gençler. Ali önce bir kare çizmiş. Sonra sırayla kenar uzunluğu bir önceki karenin kenar uzunluğunun yarısı olan iki kare daha çizmiştir. Buna göre ilk çizilen karenin alanı son çizilen karenin alanının kaç kattır diye soruyor. Arkadaşlar örneğin burada değer verecek olursam ben buna 16 desem 16 santimetre kare desem bunun bir kenarı 4 olur diyorum. O halde arkadaşlar kenar uzunluğu diğerinin yarısı olacak. Bakın bunun bir kenarı 2 olur diyorum. O halde alanı 4 oldu. Evet bu küçüğün de arkadaşlar bir kenarı 1 olur diyorum. Bunun alanı da 1 oldu. Peki kaç kat oldu arkadaşlar? Bakın 1, 16. Evet 16 birin 16'yı 1'e bölersem 16 katıdır diyorum ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabı oldu diyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyla da alan problemleri konusunu bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki derse çember konusuyla dersimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.